Bu geçen ayın başlarında bir isim ortaya çıktı. Bir çete lideri dendi. İsmi Serkan Kurtuluş. Arjantin'de yakalandı dendi. Sonra bir Arjantin medyasından bir yere röportaj veriyor ve bu röportaj Türkiye tarafından da duyulmuş oluyor. Röportajda diyor ki işte beni tuttular, Türkiye'de bazı suikastleri yapmamı istediler. Ancak ben bunları yapmadım ya da yapamadım. Bir arkadaşım da yapacaktı, ben de yapacaktım, yapamadım. Bu suikast olarak adı geçen isimlerden bir tanesi. Türkiye'de 2 yıl boyunca FETÖ suçlamasıyla hapiste tutulmuş Amerikalı rahip Brunson'dı. Ona suikast yapmamı söylediler diyor. Ve çok önemli iddialar ortaya attı. Sonra bunlar böyle dalga dalga yayıldı. Değişik yerlere bu kişi ulaşmaya çalışıyor vesaire. Aden konu gerçekten ilginç mi? Yani ciddiye almaya değer bir konu mu? Ve bu son birkaç gündeki bu mevzuyla alakalı gelişmeler nasıl değerlendiriyorsun? Kesinlikle ciddiye almaya değer bir konu. Şimdi Serkan Kurtuluş'la dair sana birazdan bir manşet vereceğim. Manşet bir bilgi paylaşacağım. İlk defa burada görecek izleyicilerimiz onu söyleyeyim ama önce şunu söyleyeyim. Şimdi hükümet medyasında böyle konu yokmuş gibi davranılıyor. Konunun kıyısından köşesinden dolaşan bir takım sözüm ona aradaki tipler de kardeşim bu adam çete lideri, suç örgütü, bu adamın anlattıklarını niye ciddiye alıyorsunuz diyor. Adam tetikçi diyorlar. Pardon, ahlaklı bir adam tetikçi olur mu? Düzgün bir adam tetikçi olur mu? Tetikçi dediğin adam zaten böyle ahlaki problemi olan, ahlaksız, hiçbir ilkesi olmayan, para pul için her şeyi yapan insanlardan seçilir. Örnek havuz medyası. İşte böyle bir tablo içerisinde, yani dedi işte bu adam itirafçı oldu, bu adamın geçmişi çok kirli, sözlere itibar edilir mi? Ya adam zaten düzgün bir adam olsa o cinayetleri işlemez, o suçları işlemez. Yani tetikçi olma, zaten itirafçı da böyle adamlardan çıkar. Yani senden benden itirafçı tetikçi çıkmaz. Doğal olarak. Böyle bir tabloyla karşılaştığın zaman doğal olarak bu adamın anlattıklarını önemseyeceksiniz. Çünkü adamın yaşadıklarını ve yaptıklarını anlatıyor adam. Dahası şu adam, bu adam ve avukatları Arjantin'de iltica başvurusu sürecindeler. Bakın iltica başvuru süreçleri bütün filmlerden görmüşsünüzdür. Hatta izlemeyen izleyicimiz varsa ısrarla tavsiye ediyorum. Şu an Netflix'te Stateless diye bir tane dizi var. Avustralya'daki mültecilerin durumunu anlatan gerçek hikayelerden toparlanmış. Çok başarılı bir çalışma. Mültecilik nedir? Asylum başvurusu, iltica başvurusu nedir? Oradan da görebilir izleyiciler. Ve o diziyi mutlaka izleyin derim. Hatta yine Netflix'ten söyleyeyim. Şu an Amerika'da yaşanan göçmen dramı ve ICE dediğimiz bu yapının nasıl söyleyelim onu? ICE'ın Türkiye'deki benzeri yapısı nedir bilmiyorum. Amerika'da mültecileri ya da yasa dışı bulunanları tutup sınır dışı eden birim. Custom Protection Enforcement dedikleri yapı. Şimdi bu yapının yaptıklarına dair bir belgesel var. Netflix'te dün başladı yayın. Yani inanılmaz can acıtı şeyler bunlar. Realite. Yani Amerika'nın ve Trump yönetiminin ülkedeki mültecilere ya da işte yasa dışı duruma düşmüş kişilere karşı tavırlarını gösteren bir şey. Şimdi bu adam Arjantin'de iltica sürecinde. Bu neden özellikle altını çiziyorum? Şuradan dolayı. Arjantin'deki iltica sürecinde olan bir kişi bir tane çelişkili bilgi verirse, bir tane yalan beyanda bulunursa bütün hukuki süreci düşer. Çok önemli bir konu. Bunu Serkan Kurtuluş bilmiyorsa avukatı biliyordur ve söylemiştir. Dolayısıyla belgesini ortaya koyamayacağı, teyit edemeyeceği hiçbir bilgiyi asylum sürecinde olan birisi söylemez. Çünkü başına bela olacağını bilir. Dosyası kapatıldığı anda Türkiye'ye deport edileceğini de bilir. O yüzden böyle bir riski almaz. Şimdi bu işin çerçevesi. Detayına girelim. Şimdi Serkan Kurtuluş'un anlattıklarının teyidi zaten var. Nasıl var? İşte Ray Branson'u öldürmek için aracı olan kişi, ayarlanan kişiler ortada. Suriye'de Rus uçağının düşürülmesi, pilotun infaz olaylarında ortada. Adamın fotoğrafları var zaten. Yani oradaki cihatçıların içerisinde bu işleri yapmış. Dahası burada yeni detaylar ortaya çıktı. Mesela nedir? Cemaatçi iş adamlarına tabiri caizse çökme, onlardan para alma işlerinin AKP il başkanlığında organize edildiğinin delilleri var. Öldürülen AKP'li yönetici var. Dahası bu bilgileri veren kişinin İzmir'deki savcı, o 15 Temmuz kumpasındaki aktif adamlardan, çok önemli isimlerden bir tanesi olan Okan Bato. Savcıdan alıyor isimleri. Diğer isim İzmir'deki dönemin istihbarat müdürü Kudret Dikmen. Yani bunlar da teyit edildi. Yani düşünün, AKP il başkanlığı işin içerisinde,
İzmir'deki savcı Okan Batu işin içerisinde 15 Temmuz'un en büyük kumpasçılarından birisidir. Başka bir bahis olduğu için oraya girmiyorum. Ve İzmir'deki dönemin istihbarat müdürü Kudret Dikmen. Bu isimler oluşturuyorlar, listeleri çete liderine veriyorlar. O çete lideri gidip o insanlara tabiri caizse çöküyor. Cemaatçi iş adamlarından para alıyorlar, mallarını, mülklerini, fabrikalarını alıyorlar vesaire. Böyle bir tablo. Şimdi Rahip Brunson'u öldürme çalışmaları sadece tekil bir olay değil. Şimdi gelelim manşete. Şimdi biz bugüne kadar ne biliyorduk Serkan Kurtuluş'la ilgili? Serkan Kurtuluş işte Gürcistan'a gitti. Orada gözaltına alındı. Sürpriz bir şekilde ve tuhaf bir şekilde tahliye edilince Arjantin'e kaçtı. Şimdi bugüne kadar Rahip Brunson vesaire öğreniyorduk. Peki manşet kısmı ne? Manşet kısmı şu. Serkan Kurtuluş buradan önce yani bu Gürcistan ve Arjantin sürecinden önce Avrupa'ya gitmiş. Yanında AKP'nin bilinen bazı suç örgütleriyle koordinasyonu sağlayan bazı isimler var. Bu DİTİB gibi Diyanet'in teşkilatlarının da Avrupa'daki lokal temsilcileriyle beraber hareket ediyorlar. Garip bir şekilde. Yani düşünün Diyanet Teşkilatı'nın uzantıları bir çete örgütünün liderine ev sahipliği yapıyor. Belçika'da, Almanya'da. Belçika'ya gidiyorlar önce. Orada cemaatçi bilinen bir takım bazı iş adamlarına çöküyorlar. Paralarını alıyorlar, tehdit ediyorlar vesaire. Ama Belçika polisinin, istihbaratının ağına takıldıkları için daha doğrusu takıldıklarını fark ettikleri anda da Belçika'dan Almanya'ya taşınıyorlar. Yine yanında AKP'li bir takım isimler var ve Belçika polisi resmi yazıyla Almanya'yı uyarıyor. Bu adam burada bu işleri yaptı. Şimdi sizin oraya geldi. Bu adamı takip edin diye. Ve takip edinme süreçlerinin içerisinde Türk kökenli bir takım polisler de var. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan, Almanya vatandaşı olan, işte Belçika'da yaşayan, Belçika vatandaşı olan kişiler de var. Ve bu kişiler Serkan Kurtuluş'u takibe başlıyorlar. Ve sonrasında Serkan Kurtuluş Almanya'da da tutunamıyor. Çünkü takip edildiğini ve işlemlerinin, faaliyetlerinin takipte olduğunu fark edince oradan başka bir ülkeye zıplayarak yoluna devam ediyor. Yani diyeceğim şey şu. Şimdi bu adamın anlattıkları sadece Ray Branson ya da İzmir'deki Ege bölgesindeki bir takım iş adamlarının FETÖ borsası oluşturularak çökülmesi değil. Aynı şeyi Avrupa'da da hem iş adamlarına çökme Aynen mafyavari burada bir yöntemlerle şey soracağım. Yani iş adamlarına çökme derken ne demek istiyorsun? Yani Belçika'da yaşayan işte yani şöyle cemaate düşünün. yakın olan iş adamlarına gidip onlardan haraç mı istiyor, para mı istiyor? Ya mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Ben İzmir'de okudum. Ege Üniversitesi'nde okudum. İzmir'de 9 sene yaşadım. İzmir'in bilinen bir takım iş adamları vardır. Fabrika sahipleri, işte ne bileyim büyük ticari faaliyetleri bulunan insanlar. Geliyor size bu adamlar. Diyorlar ki işte sizinle ilgili FETÖ soruşturması var. Şu var, bu var. Reisin talimatıyla işte 10 milyon dolar vereceksiniz. Vermezseniz başınıza şu gelecek. Bu adamlar silahlı adamlar. Çete yani. Çok rahat adam öldürebilen tipler. Ve bu insanlar hukuk olmadığı için korkutaklarından para veriyorlar. Vermeyenlerin başına neler geldiği ortada. Yedi sülalesi cezaevinde bazı isimlerin. Ve bu isimler bu şekilde fabrikasını kaybeden bazı iş adamları biliyorum. Düşünün fabrikası yani Baba Yadigar'ın fabrikasını gasp etmiş adamlar. Öbür taraftan korkunç paralar gasp etmişler. Şimdi Avrupa'ya gidiyorlar. Belçika'da benim bildiğim iki iş adamına bu şekilde şantaj yapıp para almışlar. Hakkınızda böyle böyle işlemler var. Bu işe şu kadar para verirseniz kurtulursunuz. Ya bu Belki sadece Türkiye'ye giriş çıkışınız rahat olabilir falan diye söylüyor olabilirler. yani sonuçta bunun yöntemleri çok bilinen yöntemler. Yani ben birçok örneğini daha önce de anlattım. Türkiye'nin her yerinde, her ilçe teşkilatında, AKP'li her ilçe teşkilatında FETÖ borsası var. Yani Cemişgezek'teki kuru yemişçiden bile alacakları paranın hesabını yapıyorlar. Adamlar bir yağma düzeni kuruyorlar şu anda. Ve yağma düzeninin içerisinde bu Serkan Kurtuluş tipler var. Yani Belçika'ya göndermişler, orada bilinen iş adamlarına çökmüşler. Takip edildiklerini, Belçika polisinin ağına takıldıklarını fark edince de Almanya'ya kaçıyorlar. Almanya'da da tutunamayıp oradan başka bir ülkeye gidiyorlar. Avrupa'dan çıkıyorlar. Ama şunu demeye çalışıyorum. Bence manşeti şu. Yani Serkan Kurtuluş ve ekibinin yaptığı işler sadece Rahip Branson ve Türkiye'deki bazı iş adamlarına çökmek ya da Suriye'de bir takım işler çevirmek değil. Avrupa'da da AKP adına, AKP'nin bilinen isimleriyle birlikte orada bir takım illegal faaliyetlere karışmışlar. Bunların içerisinde cemaatçi iş adamlarına çökmek, paralarını gasp etmek ve dahası suikast planları yapmak var. Ama Avrupa polisinin dediğim gibi ağına takılıyor.